Bu videoyu kaydedip editleyip yayınladıktan sonra uyumaya devam edeceğim cumartesi sabahından herkese merhaba. Bakalım bu hafta Twitch'e neler olmuş. Hype Eskişehir'de üniversite söyleşisine gitti. Kendine müsten de gidecekti ama hasta olduğu için gidemedi. Valorant Champions finalinde dünya şampiyonu Aysen takımı oldu. Şizofren tek kişiden 2500 TL bağış aldı. Vıtıcın tek kişiden 2500 TL bağış aldı. Jare'in Twitch'te yolları ayırmak için son adımlar şeklinde bir tweet paylaştı. Ve bunun hakkında bir story dizisi yayınladı. Sevgili dostlar bu arada Twitch ile yollarımızı ayırmak için son dönemeçe girdiğimizde belirtmek istiyorum. Benim için çok önemli bir duyuru. Çünkü e, benim kanıma dokunuyor açıkçası. Hala bu bit olaylarına dolandırıcılığa karışmış insanların bakın banlanmasını, partnerliklerinin bile durması benim kanıma dokunuyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranması, insanların kulağının üstüne yatması da çok komiğime gidiyor açıkçası. E, eğer Twitch'ten ayrılmak isteyen arkadaşlar varsa yollarında anlatırım. Sözleşmeleri arkadaşlar da dahil olmak üzere. Bahane üretmeyelim. Ee, yapılması gerekeni yapalım. Öpüyorum. Jaren Steam'deki Erzurum oyununun %90 indirime girmesiyle storiesinde dala geçti. Lego uzun süreden sonra yayın açtı. Normal şekilde Valorant oynadı. Açıklama falan yapmadı yayında. Rane trafik kazası geçirmiş. Geçmiş olsun. Jaren Halk TV canlı yayınına çıktı. Elren Spotify sponsorluğunda bir yayın daha yaptı. Daha önce de bir yayın yapmıştı. iki hafta önceydi sanırım. Futbolist yeni marka yüzlerinin Eylül adı güzel olduklarını açıkladı. Burak Güngör D-Live'a geçti. Tekrardan yayın açan Lego hakkında Twitter'da falan bayağı döndü olayı. Baksana 1200 like almış. Ve bu haftanın sanırım en büyük olayı Ubeka ile Jahren arasında bir gerginlik yaşandı. Ubeka'nın dolara bak tweetinin altına yüzü kızaran cezasını çektiğini anına geri dönsün. Dönüyorlar da zaten. En azından şu dönemde döviz soksun ülkeye değil mi? Kappa şeklinde bu videoyu paylaştılar. Abi sadece fake bir tipi hala yayın açan yayıncılara ne diyorsun? Valla yüzü kızarıyorsa cezasını çektiğine inanıyorsa yapabilir bence hiçbir sıkıntı yok. Pişkin pişkin şey yapmıyorsa hani ben yaptım rahatım kafasında takılıyorsa yazıklar olsun ama e, kendi vicdanı rahat değilse ve bundan dolayı mutsuzluk duyuyorsa yüzü kızarıyorsa bundan dolayı pişmansa bence açabilir. Sonra işte işleri bu yayın açmak. Aynen öyle. Yanlış <laughs> mıyım kanka? Aynen öyle. <laughs> Daha sonra Ubeka'da altına umarım artık bu sorular biter de kendi yayınımı yaparım. Kim ne yapmış beni ilgilendirmiyor demeyeceğim elbette. Lakin gerek Twitch gerek izleyici cezayı zaten yayıncılara vermedi ki hala çok fazla izleniyorlar. Ki hala yayın yapabiliyorlar. Şeklinde bir tweet attı ve altına da Jarrin ya bir siktir git şeklinde bir tweet paylaştı. Ubeka'da onun altına kaç kişinin kirli çamaşırlarını bildiğin halde fake prime fake big bugüne kadar susup bugün bir şeylerin patlamasıyla öfke kustuğun için bence sen bir siktirip gidebilirsin. Çünkü bu şeyler patlayıncı değil öğrendiğim bildiğim ilk günden beri yapılan hırsızlık olduğunu söylerim. Dedi sonra da Cahri'nin altına. Ya ha 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 senin gibi her şeyi normalleştiren tipler ve onların kitleleri yüzünden dile getiremediğimiz çok şey oluyor tabii ki. Çünkü söylediğimde drama arıyor diyorlar. Yıllardır tüm yayıncılar bot olaylarını biliyor. Benim dışında kimse dile getiremiyor. Yaladığın abilerin dahil herkes her şeyin farkında. Bunları dile getirip linç yiyen sadece benim. O yüzden tam kanat olmadan konuşmuyorum fazla artık. Çünkü korkaklar pembe götlü yayıncılar. Abi tadımız kaçmasın diyor. Görüyorlar. Sen de hırsızları normalleştiren bir yeni etmesin. Nokta. Şakir'e bir atmış. Buna da bir cevap gelmedi UPK tarafından. Neymar Facebook Gaming ile sözleşme imzalamış. Yayınlarını orada yapacakmış. Jahre'nin storiesinde Twitch'e tebligat gönderdiğini söyledi. Vıtıcı'nın en popüler Valorant Champions yayıncıları arasında dünya sıralamasında ilk 5'e girdi. 5. oldu. Vıtıcı'nın takdir hakkında son açıklamasını yaptı. 10 gün önceki postun altında böyle bir yorum atılması bana kötü niyetli davranış gibi geldi. Ben zaten 2 aydır yayın saatlerimi bile doldurmamışım. Bu benim için saygısızlık. Canım abim senin yerini ayrı diyen adamların bu şekilde davranması bana kötü niyetli geldi. O yüzden kale almıyorum hiçbir şekilde cevap vermek istemiyorum bundan sonra umurumda değil gerçekten. Bir açıklama yaptı. Efe Yugaç, müzik işlerinden dolayı yayın açamadım bu ara. Bayağı güzel şeyler çıkartıyoruz Oğuzhan Aras ile. 2022'de hedef bol bol yaymak ve bir EP çıkarmak. Sizi seviyorum şeklinde bir açıklama yaptı. EP de burada 4-5 şarkılı küçük bir albüm demekmiş. Müzik albümü. Tuna Tavus Nimpea'ya spor yaptıracak. Nimpea, TikTok'umu Tuna Tavus'a atmışsınız. Bana ulaştı. Sana spor öğreteceğim dedi. TikTok'larımı da izlemiş. Çok sempatiksin dedi bana. Dedi. Yayınla dedi bunu. Evet. Bu haftanın en çok izlenen klibi buymuş. Bu haftanın en çok izlenme saati kazananı Eldrian, bu haftanın en çok tepe izleyicisi Vıtıcın, bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Vıtıcın, bu haftanın en çok yayın saati YKS hattı, bu haftanın en çok izlenme kazananı benim üyelik bitmiş de bu üyelik vardı bu sitede o bitmiş onu ben param yok ben tekrar yapamadım onu o yüzden böyle bu haftanın en çok ama dur ona bir bakalım dur izlenme kazananı en fazla elde Bu hafta ne çok izlenme kazananı elde Bu hafta en çok takipçi ananın ya, ya şaka mı abi bu? Bu hafta en çok takipçi kazanında UPS TV. Bu da 51 ortalama izleyiciyle 18 bin takipçi kazanmış biri. Bu kim oğlum ya? Neyse. Elde ikinci de 16 bin. De. Oha şizo var lan 8 bin. Evet bu haftalık da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer eğlendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık tekliyorum.